Merhaba sevgili çocuklar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzun konusu kesirler. Şimdiden söylemek istiyorum, video biraz uzun olabilir çocuklar. Sonra bana yorumlarda demeyin, öğretmenin videosu çok uzundu, şöyleydi böyleydi. Baştan önleminizi alın. Hadi bakalım başlayalım. Nereden başlayalım peki? Önceki yıllardan öğrendiğiniz bilgileri hatırlamayla başlayalım. Çocuklar, bütün demek hiçbir şekilde parçalanmamış, eksiksiz olan her şey bütündür. Anlaştık mı? Parçalanmayacak, eksiksiz olacak. Şimdi bakalım. Burada bir kesir var. 2 bölü 4 ya da 4'te 2. Kesirimizin paydası bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösterir. Pay ise eşit parçalardan kaç tane alındığını gösterir. Bu da kesir çizgisi zaten biliyorsunuz. 4'te 2. Yani burada bir bütün 4 eş parçaya bölünmüş. Görüyor musunuz? 4 eş parçaya ve 2 parçası alınmış. 1, 2. Yani 4'te 2. Yukarıdan aşağı doğru da okuyabiliriz. Aşağıdan yukarı doğru da. Yukarıdan aşağı 2 bölü 4. Aşağıdan yukarı 4'te 2. Genelde biz aşağıdan yukarı doğru okuyoruz çocuklar. Yani 4'te 2. Şimdi gelelim basit kesire. Basit kesir neymiş? Payı paydasından küçük, hemen altını çizelim, önemli. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Yani bu arkadaşların hepsinin payı paydasından küçük çocuklar. Demek ki bu arkadaşların hepsi basit kesirdir. Bakın, pay 3, payda 8. Küçük mü? Herhalde küçük. Bakın, pay küçük. Pay paydadan küçük. Pay paydadan küçük, pay paydadan küçük. O yüzden bunların hepsi basit kesirdir. Basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösterilir. 0 ile 1. Peki öğretmenim, neden 0 ile 1 arasında gösterilir derseniz, çünkü çocuklar, basit kesirlerin hepsi bir bütünden küçüktür. Bir bütünden küçüktür basit kesirler. Zaten o yüzden 0 ile 1 arasında gösteriliyor. Bakın, buradaki sayı doğrusunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş bu sayı doğrusu. O halde bunun paydası 8'dir. Mesela hangi parçayı alalım? Şu parçaya bakalım. Kaçta kaç olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5. parça. Yani şöyle, 8'de 5. Buraya da yazalım. Ya da 5 bölü 8. Sayı doğrusu 8 eş parçaya bölündü. 5. parçayı işaretledik. Bakın, bir bütünden küçük. Peki bir bütün ya da bir bütünden büyükse ne yapıyoruz? Hemen şimdi onu anlatıyorum. Yalnız az önce eş parçalara bölünmüş dedim ama sanki biz bu sayı doğrusunu eş parçaya bölmemiş gibiyiz çocuklar. Şuradaki parça diğerlerinden biraz daha küçük gibi, idare edin, çaktırmayın. Normalde hepsinin eş parçaya bölünmüş olması lazım. Gözümüzden kaçmış. Hadi bakalım. Payı paydasından küçükse basit kesirdi. Peki payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirler nedir? Onlar da bileşik kesirdir çocuklar. Payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olacak. Bakın, pay ve payda eşit. Pay, paydadan büyük. Pay büyük, paydadan. Pay büyük, paydadan. Pay paydadan büyük. Gördünüz mü? O yüzden bu arkadaşların hepsi bileşik kesirdir. Basit kesirler bir bütünden küçüktü. Bileşik kesirler ise bir bütüne eşit ya da bir bütünden büyüktür. Bakın, 6'da 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş ve 6 parçası da boyanmış, yani alınmış. Bu bir bileşik kesir. Kağıdımı biraz yukarı doğru çıkardım. Çocuklar bakın, burada da bu bütün 1, 2, 3 parçaya ayrılmış. Bu da 1, 2, 3 parçaya ayrılmış ve toplam, yani bu iki şekli birleştirdiğimiz zaman şöyle yapalım.
Paydalar 3. Neden? Çünkü her şekil 3 parça ayrılmış. Peki toplamda kaç parça boyanmış, alınmış? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden paydamız 3, payımız 5. Hani az önce dedik ya, bileşik kesirler bir bütünden büyük olabilir diye. İşte burada bir bütün var. Burada da başka bir bütün. Bunun da 2 parçası alınmış. Öğretmenim, benim kafam çorba oldu demeyin sakın. Hem basit kesirlerle hem de bileşik kesirlerle birçok örnek çözeceğiz. Konuyu çok iyi anlayacaksınız, hiç merak etmeyin. Burada 3 tane sayı doğrusu var. Şimdi bu sayı doğrularını kafamıza göre dolduralım. 0 yazdım, 1 yazdım. Yani 0 ile 1 arasında kaç parçaya bölelim istediğimiz gibi? 5 olsun mu? Az önce de olduğu gibi eşit olmayabilir. Hemen sinirlenmeyin, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Çünkü 5 olsaydı burası çok büyük olacaktı. Olmaz. Eşit olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya böldük. Kesirlerle ilgili bir işlem yaparken önce paydayı belirlemek her zaman için işimizi kolaylaştırır. Peki bunun kaçıncı parçasını çocuklar alalım? Kafadan söyleyin bakalım. 4 olsun mu? Olsun. 1, 2, 3, 4. İşte tam 4 burası. Ne oldu çocuklar bu kesirimiz? 1, 2, 3, 4. parçayı aldık, öyle değil mi? Paydamız da 6 idi. O zaman payımız da 4. Yani burası 6'da 4 oldu. Peki basit kesir mi, bileşik kesir mi? Elbette basit kesir. Bakın payı paydasından küçük ve bir bütünden küçük. Peki ikinci sayı doğrumuza bakalım. Yine buraya 0 yapalım. Şöyle bölelim çocuklar. Biri en son yaparız. 1, 2, 3, 4. Bakalım kaç parçaya böleceğiz? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burası da 1 oldu. Hangi parçayı alalım? Şunu alalım, işaretleyelim. Bakın hiç bilmiyorum. Şimdi beraber belirleyeceğiz. Yalnız şunu unutmayın. Burada çünkü bazen hata yapabiliyorsunuz. Parçaları sayarken şu şekilde sayıyoruz. Buraya kadar 1. Yani şu birinci parça, bu 0 değil. Tamam mı? 0 burada zaten. Bakın 1 geldim. 2 3 4 5 6 7 8 9 9. parça. Payda kaçtı? Burası 9 olduğuna göre 10 11 12 13. 12 dedim yalnız çocuklar. 12 12 13. Paydamız 13. Payımız kaçtı? Kaçıncı parçaydı bu? 9. parçaydı. Yani bir bütünü 13 parçaya böldük. 9. parçasını aldık. Bu da basit kesir. Pay paydadan küçük ve 0 ile 1 arasında. Sıra son sayı doğrumuza geldi. Bunu da çocuklar gördüğünüz gibi yine 0 ile 1 arasında yaptım. 1, 2, 3 parçaya böldük. Yani paydamız 3. Hangi parçayı alalım? Şunu alalım. Kaçıncı parça bu? 1, ikinci parça. İkinci parça. Yani 3 parçaya böldük, ikinci parçayı aldık. Bu da basit kesirdir. 0 ile 1 arasında. Yani bir bütünden küçük. Zaten payda paydadan küçük. Bunların hepsi de basit kesir çocuklar. Öğretmenim, basit kesirleri anladık. Zaten çok basitti. Bize asıl bileşik kesirleri anlatın diyorsanız. Peki şimdi size bileşik kesirleri anlatıyorum. Gerçekten de en çok hata yapılan, en çok karıştırılan bileşik kesirler ve birazdan anlatacağım tam sayılı kesirler. Bileşik kesirleri iyi kavrarsak tam sayılı kesirler zaten bileşik kesirlere çok benziyor. Onu da iyi bir şekilde kavrarız. O yüzden çok dikkatli dinleyin lütfen. Hemen hatırlayalım. Bileşik kesirler payı paydasından büyük ya da payı paydasına eşit olan kesirlerdi. Buraya
3 bölü 2 yazdım ya da 2'de 3. Şimdi 2'de 3 kesirini sayı doğrusunda gösterelim. İşimizi kolaylaştırmak için bu kesire ait şekil çizelim çocuklar. Kafamızda daha iyi canlansın. Böylece daha iyi anlamış oluruz. Hemen paydaya bakıyorum. İşimiz önce paydayla. Az önce de söyledim. Buradaki bütün kaç parçaya bölünmüş? Paydamız kaç? 2. O zaman hemen şuraya bir tane şekil çizeyim. Yani bir bütün çizeyim. Onu da 2 eş parçaya böleyim. 2 eş parçaya böldüm. Peki kaç parçasını almam gerekiyor? Yani boyamam gerekiyor. 3 parçasını. 1, 2, bunda 3 parça yok. Ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım çocuklar. İşte burada çok karıştırıyorsunuz. Yani burayı çok karıştırıyorsunuz. Buradaki şeklin aynısını yanına çiziyorum. Aynısını. Aynı büyüklükte ona eşit olması lazım. Ve onu da aynen bu şekil gibi 2'ye bölüyorum. Neden? Çünkü paydamız 2. Şimdi bakın buraya dikkat. 1, 2 parçayı zaten boyamıştık, almıştık. 3. parçayı da bu şekilden alıyorum. Toplamda 1, 2, 3 parçayı almış oldum. Payımız kaçtı? 3. Yani bu 2 şekil birden, işte bu 2 şekil birden 3 bölü 2'dir. Tamam mı? 2 tane bütün oldu. Şimdi 2 tane bütün olduğuna göre sayı doğrumada şuraya 0 diyeyim, şuraya 1, buraya da 2. Şurası bir bütün, burası da diğer bütün. Yani buraya da 2 tane bütün çizmiş oldum aslında. Peki her bütün kaç parçaya bölünmüştü? Paydamız kaç? 2. Zaten burada da görüyoruz. Demek ki bunu da 2 eş parçaya böldüm. Yani 0 ile 1 arasını da 2 eş parçaya böldüm. 1 ile 2 arasını da 2 eş parçaya bölüyorum. Peki bundan sonrası çok kolay. Payımız kaç? 3. Bakın 0'dan başlıyorum. 1, 2, 3. parçaya geliyorum. İşte 2'de 3. Kesirimiz tam burada. Anladık mı? Pek anlamadık diyorsunuz. Peki hemen bir örnek daha çözelim. Daha iyi anlayacağınıza eminim. Ama bence birçoğunuz zaten bunu anladı. Bu kaç olsun? Mesela bu da 4'te 7 olsun mu? 7 bölü 4. Peki işimiz önce paydayla çocuklar. Paydamız kaç? 4. Demek ki bir bütün 4 eş parçaya bölünmüş. Bölelim. Hatta şöyle yapalım bunu da. 1, 2, 3, 4. Gerçi pek eş olmadı ama siz bunları eş kabul edin. O kadar olur canım. Peki payımız kaç? 7. 1, 2, 3, 4. 4 parça boyadık ama bizim 7 parça boyamamız lazım. Ne yapmam gerekiyor? Az önce de söyledim. Bu şeklin aynısını hemen yanına çizmem gerekiyor. Buraya da önce bir bütün çiziyorum. Sonra o bütünü aynen burada olduğu gibi 4 eş parçaya bölüyorum. İşte böyle. 4 tane burada boyamıştık. 5, 6, 7. İşte size 4'te 7 kesirinin şekille gösterilmiş hali. Kaç tane şeklim var burada? 2 tane. Yani 2 tane bütünü parçaladım. Demek ki sayı doğruma da 2 tane bütün yapmam gerekiyor. 2 tane bütün demek 0'dan 2'ye kadar demektir. Peki her bütünü kaç parçaya bölmem lazım? Paydaya bakıyorum. 4. Bölelim. 1, 2, 3, 4. Diğerini de aynı şekilde 4 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4. Bundan sonrası çok kolay. Nereye bakıyorum? Paya. Payımız 7. 0'dan başlıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte 4'te 7 kesiri burası çocuklar.
Sanırım şimdi daha iyi anladık. Bir de payı paydasına eşit yapalım. Öyle ya, bileşik kesirler payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlerdi. Paydamız kaç? 3. Payımız kaç? O da 3. Şekilde gösterelim mi? Hadi onu da gösterelim. 3 eş parçaya bölelim ve 3'ünü de boyayalım. Bakın bunda başka bir şekle ihtiyaç duymadık. Demek ki bir bütünü 3 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3. Peki kaçıncı parçasını almamız gerekiyor? Paya bakıyorum. 3. parçasını. 1, 2, 3. İşte 3 bölü 3 burası çocuklar, yani 1'in olduğu yer. Zaten 3'ü 3'e bölerseniz 1 çıkar. Bileşik kesirlerle ilgili son bir örnek çözmek istiyorum çocuklar. 2'de 5 kesiri. Konuyu daha iyi kavramamız için kesirimize ait şeklimizi çizelim. Paydamız kaç? Her zaman işimiz önce paydayla. 2. Hemen buraya ben bir bütün çiziyorum. Bir bütün çizdim. O bütünü 2 eş parçaya bölüyorum. Öyle değil mi? Peki kaç parçasını boyayacağım? 5. Bakın 1, 2, yetmedi. Yetmeyince hemen aynı boyda, aynı büyüklükte bir şekil daha çiziyordum. Onu da 2 eş parçaya bölüyordum. 2 boyamıştım zaten. 3, 4. Yine yetmedi. Payım 5 olduğu için 5 parça boyamam lazım. O zaman bir şekil daha çiziyorum. Anlaştık mı? Bir şekil daha çizdim. 4 buradaydı. 5'inciyi de buraya çizdim. Yani burası 2'de 5 şekli. 2'de 5 kesirine ait şekil modeli daha doğrusu. Şimdi bu kesirimizi sayı doğrumuzda rahatlıkla gösterebiliriz. Burada kaç tane şekil vardı? 1, 2, 3. O yüzden sayı doğrusunda da 0'dan 3'e kadar sayı olması gerekiyor. Bakın bir bütün burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Paydam kaç? 2. Demek ki her sayıyı 2 eş parçaya bölüyorum. Her sayının arasını, yani her bütünü. Bunu da 2 eş parçaya böldüm. 1 ile 2'nin arasında 1, 2 eş parçaya böldüm. Ve 2 ile 3'ün arasında 1, 2 eş parçaya böldüm. Paya bakalım, payımız kaç? 5. Yani bize 5. parça lazım. Bakın 0'dan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 2'de 5 kesiri burası çocuklar. Sıra geldi tam sayılı kesirlere. Bakalım tam sayılı kesir neymiş? En az bir bütün ve basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir diyoruz. Bakın en az bir bütün ve basit kesir. Yani şöyle okuyoruz. 2 tam 2'de 1. 5 tam 6'da 3. 8 tam 7'de 2. Hemen bir örnek yapalım. Daha iyi anlayalım konuyu. Çocuklar burada 2 tam 2'de 1 kesiri var. Bakın 1 2 tane tam. Hiçbir şekilde bölünmemiş. Bu da 2'de 1. Yani 2 parçaya bölünmüş. Gördüğünüz gibi bir parçası da alınmış. Bunu sayı doğrusunda gösterelim. Burada kaç tane şekil var? Toplam 1, 2, 3. Az önce de söylediğim gibi demek ki sayı doğrumu 1, 2, 3 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3 parçaya bölüyorum önce. Yani 0'dan 3'e kadar sayılar yazıyorum. Bakın 2 tama hiç dokunmuyorum. Burası 1 tam. Burası da diğer tam. 1'den 2'ye kadar. 0'dan 1'e kadar 1 tam. 1'den 2'ye kadar da 2 tam. Diğer şeklimi de burada 2 parçaya bölmüşüm. Paydam 2. O halde burayı tam 2 parçaya bölüyorum.
ve birinci parçasını alıyorum. Yani şurayı. Demek ki burası 2 tam 2'de 1. Bakın 1, 2 tam ve bu da 2'de 1. Yani iki parçaya böldüm. Birinci parçasını aldım. Fark ettiniz mi? Biraz bileşik kesirlere benziyor bu. Bunlardan başka bir de bizim birim kesirimiz var. Bakın bir im kesir. Neden böyle bir kelimesini uzattım? Çünkü payı bir olan kesirlere birim kesir diyoruz. Bu kadar çocuklar. Hiç kafanızda başka bir şey tutmaya gerek yok. Eğer bir kesirin payı birse o kesir birim kesirdir. Bakın burada 9 eş parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. Demek ki birim kesir. 5 eş parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. Demek ki bu da birim kesir. 3 eş parçaya bölünmüş biri alınmış. Demek ki bu da birim kesir. Bu kadar çocuklar. Şimdi kesirleri sıralamayı öğrenelim. Hangi kesir büyük, hangi kesir küçük? Bunu neye bakarak anlıyoruz? Payları eşit olan kesirlerde, paydası küçük olan her zaman daha büyüktür. Böyle okuduğumuzda biraz cümle karışık geliyor, haklısınız. Örneklerimize bakalım. Payları eşit mi? Evet, hepsinin payı da eşit. Paylar eşitse paydaya bakıyoruz. Hangisinin paydası küçük? Bir bakın, bunun paydası küçük. O halde bu arkadaş diğerlerinden daha büyüktür çocuklar. En büyük 3'te 1. 3'te 1. Büyüktür. Daha sonra hangisi olmalı? 5'te 1. O da büyüktür. 7'de 1. O da büyüktür. 8'de 1. Bu kadar. Bakın sevgili çocuklar, buradaki kesirleri böyle basit bir şekilde çizdim. 3'te 1, 5'te 1, 7'de 1, 8'de 1. Hangisi daha büyük parçayı gösteriyor? Tabii ki de 3'te 1. 3 parçaya bölünmüş çünkü 1'i alınmış. Bu 5'e bölünmüş 1'i alınmış, 7'ye bölünmüş 1'i, 8'e bölünmüş 1'i. O yüzden en küçüğü bu, en büyüğü de bu. Paylar eşit olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Peki paydalar eşit olduğunda ne yapıyoruz? Paydalar eşit olduğunda da payı büyük olan kesir her zaman daha büyüktür. Hemen bakalım paylara. Hangisinin payı büyük? İşte bunun. Demek ki bu kesir diğerlerinden daha büyük. Sıralarken de onu en başa yazıyoruz. 9'da 8 büyüktür. 9'da 6'dan, 9'da 6 büyüktür. 9'da 5'ten, o da büyüktür. 9'da 2'den, eğer bizden küçükten büyüğe doğru sıralamamız istense, o zaman en başa bunu yazmalıyız. Yani, bakın o da şöyle olmalı. Birazcık şöyle çekeyim. En küçüğü 9'da 2. Küçüktür 9'da 5. O da küçüktür 9'da 6, o da küçüktür 9'da 8. Bu şekilde olur çocuklar. Sırada kesrin belirtilen kadar kısmını bulma var. Bunun için bir yöntemimiz, bir formülümüz var çocuklar. Ne biliyor musunuz? Verilen sayıyı ya da verilen çokluğu paydaya bölüyoruz. Çıkan sonucu payla çarpıyoruz. Mesela bizden 20'nin 5'te 3'ünü bulmamız istendi. Bakın, kesrin belirtilen kadar kısmını bulacağız. Hemen bu sayıyı, yani 20'yi paydaya bölüyorum. 20'yi 5'e bölersem 4 olur. Çıkan sonucu payla çarpıyorum. Bu kadar basit işte çocuklar. Birazdan bununla ilgili problemler çözeceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Yani yöntemimiz paydaya böl, çıkan sonucu payla çarp. Bu kadar.
Bu gerçekten de eğlenceli, bulmaca gibi bir konu. Problemleri çözdükçe daha iyi anlayacağız çocuklar. Hemen başlayalım. Nermin 48 sayfalık kitabın 1/4 birini okumuştur. Nermin kaç sayfa kitap okumuş? Kitabımız kaç sayfa? 48. Az önce anlattığımız yöntemimiz neydi? Formülümüz paydaya böl yazalım hatta. Siz de soruları çözerken böyle yapabilirsiniz. Payla çarp. Ben az önce gerçi buraya böl yazmıştım ama şimdi ikisinde de sembol kullandım. 48'i paydaya böleyim. Yani 4'e böleyim. 4'te 4 1 kere, 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıktı 0. 0'da 4 yok. 8'i aşağıya indiriyorum. 8'de 4 2 kere. 2 kere 4 8. 12 buldum. 12'yi de payla çarpıyorum. Çarpmasam da olur çünkü pay 1. Bir sayıyı 1 ile çarparsam yine kendisi olur. Demek ki Nermin 48 sayfalık kitabın 12 sayfasını okumuş. 12 sayfa okumuş. Şöyle yazalım. Okumuştur. Diğer sorumuz. Ali 32 cevizin 8'de 3'ünü yedi. Afiyet olsun. Ali'nin kaç cevizi kalmıştır? 32. Paydamız kaç çocuklar? 8. Bölelim. 32'yi 8'e bölersem 4 çıkar. Payla çarpıyorum bulduğum sonucu. 12. Yani Ali 12 ceviz yemiş. Maşallah Ali, bayağı da yemiş. Ama soruda bizden neyi istiyor? Bunu unutmayın. Ali'nin kaç cevizinin kaldığı. O halde 32'den 12'yi çıkarmalıyım. Yani buraya kadar geldim. İşlem bitmedi. Soru bitmedi yani. 0, 2. Ali'nin 20 cevizi kaldı. 12 tanesini yedi. 20 cevizi kaldı. Bu soruya da dikkat. Bir önceki soruya benziyor çünkü. Sude 45 lirasının 5'te 3'ünü harcayınca kaç lirası kalır? 45 liranın 5'te 3'ünü harcamış. Paydaya böl. 45'i 5'e böldüm. 9. Payla çarpıyorum 9'u. 27. Bu harcadığı para. Buraya kadar yapıp sakın bitirmeyin, bırakmayın soruyu. Çünkü kaç lirasının kaldığı soruluyor. 45'ten de harcadığı parayı çıkarmalıyız. Yazılılarda, testlerde ya da sınıf çalışmalarında buraya kadar yapıyorsunuz çoğunlukla. Bundan sonrasını yapmayı unutuyorsunuz. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Sude'nin 18 lirası kalır. Aman çocuklar, bu sorulara dikkat. Cansu 36 kalemin 6'da 2'sini kardeşine verirse Cansu'nun kaç kalemi kalır? Hemen 36 kalemi paydaya bölüyorum. 36 bölü 6, 6 çıkar. Payla çarpıyorum çıkan sonucu. 12. Bitti mi işlem? Aferin size, bitmedi. Kardeşine 12 kalem vermiş. Soruda Cansu'nun kaç kalemi kaldığı soruluyordu. 36 kalemden 12'sini verirse geriye Cansu'nun 24 kalemi kalır. 24 kalemi kalır. Sakın unutmayın çocuklar, sürekli söylüyorum. Çünkü çok sık hata yapıyorsunuz. Bir manav 50 limonun birinci gün 5'te 2'sini, ikinci gün geriye kalan limonların 6'da 4'ünü sattı. Satılmayan kaç limon kalmıştır? Şimdi böyle okuduğumuzda biraz karışık gibi görünüyor. Problemi çözebilmek için her zaman söylediğimiz gibi problemi doğru anlamalıyız. Tek tek gidelim. Bir manav 50 limonun birinci gün 5'te 2'sini satmış. O zaman hemen bulalım. Şuraya birinci gün diyelim. Birinci gün 5'te 2'sini satmış. Yani 50'yi paydaya böleceğiz. Kısa yoldan bölelim.
5'i 5'e bölersek 1, 0'ı da sağına ekliyoruz 10. Payla çarpalım bulduğumuz sonucu. 10 çarpı 2 eşittir 20. Yani birinci gün 20 limon satmış. İkinci gün peki bizden neyi bulmamız isteniyor? Geriye kalan limonların 50 limondan 20'sini satmışsa geriye kaç kalır? Onu hemen şurada yapalım. 50'den 20'yi çıkaralım. Geriye 30 kaldı. Geriye kalan limonların 6'da 4'ünü satmış. Yani 30 limonun 6'da 4'ü. Paydaya bölüyorum. 5 kalır. 36'ya bölersem payla çarpıyorum bulduğum sonucu. 5 çarpı 4 eşittir 20. Yani aslında ikinci günde 20 limon satmış. Birinci günde 20 idi. İkinci günde satılmayan kaç limonu kaldı? 20 ile 20'yi toplarsak 40 olur çocuklar. Hiç işlem yapmaya gerek yok. Peki toplam kaç limonu vardı manavın? 50. 50'den yani toplam limondan sattıklarını çıkaralım. 10. Demek ki manavın satılmayan 10 limonu kalmış. Bu konuyla ilgili son örneğimizi de çözelim. Ozan 4 düzine mendilin 2/4'ünü sattı. Geriye kaç mendil kaldı? 4 düzine demek çocuklar 12 çarpı 4 eşittir 48 demektir. Yani 48 mendilin 2/4'ünü. 48'i 4'e bölelim. Paydaya yani. 1 kere 4, 4. Az önce de yapmıştık bunu. 8'de 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8. 12. 12'yi de 2 ile çarpıyoruz. Payla yani. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Sattığı bu. Geriye kaç kaldı? 48 mendili vardı. Zaten 4'te 2 demek yarısı demek aslında. Yarısını sattığına göre kalan da diğer yarısıdır. Yani 24'tür. 48 mendilin 24'ünü sattı. Geriye 24 mendil kaldı. Kesirlerle ilgili belki de en kolay, en basit konuya geldik çocuklar. Kesirler de toplama ve çıkarma işlemi. Bakın burada dikkat etmemiz gereken sadece tek bir şey var. Paydaları eşit mi? Eğer paydaları eşitse ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın 5'te 1, 5'te 3 paydaları eşit. Paydayı aynen buraya yazıyoruz. Birinci sınıfta öğrendiğiniz toplama işlemi. Payları topluyoruz. 3, 1 daha 4. Bu kadar. Kolay mı? Şaşırdınız değil mi? Evet çok kolay. Bakın paydalar eşit. Hiç uzatmaya gerek yok. Paydalar eşitse yazıyoruz. Sadece payları topluyoruz. 4, 2 daha 6. İşte bu kadar. Yine paydalar eşit. Paydayı aynen yazıyoruz. Payları topluyoruz. 6, 5 daha 11. 11 bölü 7. Üçünün de paydası eşit. Paydayı aynen yazıyoruz. Yani paydaları toplamıyoruz sakın çocuklar. Paydalar aynıysa buraya yazıyoruz. Peki paydalar farklıysa onu seneye öğreneceksiniz 5. sınıfta. Payları topluyorum şimdi. 2, 4 daha 6, 3 daha 9. Bu kadar. Toplamada olduğu gibi çıkarmada da paydalara bakıyoruz. Paydalar aynıysa sadece payları çıkarıyoruz. Paydayı aynı şekilde yazıyoruz. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 8'de 3. Bakın paydalar aynı. 7 yazdım. 9'dan 3'ü çıkarıyorum. 6 kaldı. Bu kadar. Birçoğunuzun ders kitabında da olan örnekleri çözelim hemen. Bakın paydalar aynı. Yazıyorum paydayı. 4. Payları topluyorum. 6, 3 daha 9. 4'te 9. Paydalar aynı. Yazdım. Payları topladım. Burada tam sayılı kesirlerle toplama var. Hiç kafanızı karıştırmasın. Önce tam sayıları topluyorum. Bakın 2 ile 1'i topluyorum önce. 3. Daha sonra kesir çizgisini çiziyorum. Paydayı aynen yazıyorum. Bu kez payları topluyorum. 3, 1 daha 4. Yani 3 tam 5'te 4. Paydalar aynı.
O yüzden yazıyorum aynen. Payları topluyorum. 11, 3 daha 14. Yine tam sayılı. 3, 2 daha 5. Önce tam sayıları topladım. Paydayı yazayım. 9 eşit çünkü. Sonra payları topluyorum. 3, 4 daha 7. 5 tam 9 da 7. Paydayı aynen yazdım. Payları topladım. 8, 5 daha 13. Bunlar da ders kitabınızda olan çıkarma işlemleri. Ne yapıyorduk çocuklar? Paydalar aynıysa aynı şekilde yazıyorduk. Payı çıkarıyorduk sadece. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. Bu kadar. Paydayı aynen yaz, payları çıkar. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır. Tam sayılı bu da. Tam sayıları yine çıkarıyoruz. Toplamada olduğu gibi. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Paydayı yazdık aynen. Bu kez payları çıkarıyoruz. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 10'u yazıyorum. 11'den 7 çıktı, 4 kaldı. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Az kalsın 2 yazıyordum, kafam karıştı. Paydayı aynen yazdım. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Yani 1 tam 9'da 3. Paydayı aynen yazdım. 15'ten 5 çıkarsa 10 kalır. Bu kadar çocuklar. Evet sevgili çocuklar, sıkıldınız mı? Sıkılmayın canım, ben size baştan söylemiştim video biraz uzun olabilir diye. Çok sıkıldığınızda videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Zaten son konuya geldik. Son konumuz kesirlerde toplama ve çıkarma problemleri. Hemen çözelim birkaç problem. Bir karınca yuvasına gitmek için yolun 11'de 7'sini gitmiştir. Karıncanın evine ulaşabilmesi için yolun geriye kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi çocuklar, böyle problemlerde öncelikle şuna bakmalıyız. Paydamız kaç? 11. Bakın çocuklar, bu soruyu çözebilmek için öncelikle yolun tamamını bilmemiz lazım, öyle değil mi? Yolun tamamını bulmak için de paydaya bakıyoruz. Paydamız 11. Paydamız 11 ise yolun tamamına paydanın aynısını yazarız. Yani paya da 11 yazmalıyız. 11 bölü 11 yolun tamamıdır. Karınca bu yolun 11'de 7'sini gitmiş. Geriye kaçta kaçı kalmıştır diye soruyor bize. Paydayı aynen yazıyoruz. Payları çıkarıyoruz. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. Yani geriye yolun 11'de 4'ü kalmıştır. Unutmayın, yolun tamamını bulmak için paydaya bakıyoruz. Payda kaçsa paya da aynısını yazıyoruz. Serap, teyzesinin yapmış olduğu kurabiyelerin önce 8'de 1'ini, daha sonra 8'de 3'ünü yemiştir. Kurabiyelerin kaçta kaçı kalmıştır? Önce Serap'ın yediği kurabiyeleri bulalım. Önce 8'de 1'ini, daha sonra da 8'de 3'ünü yemiş. Toplayalım. Paydayı aynen yazdık. 3, 1 daha 4. Kaçta kaçı kalmıştır? Peki bu kurabiyelerin tamamı kaçta kaç? Nereye bakıyoruz? Paydaya. Paydamız 8 ise payımız da 8'dir. Yani kurabiyelerin tamamı 8'de 8. 8'de 4'ünü yemişti. O halde geriye 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. Yani kurabiyelerin 8'de 4'ü kalmış. Yarısını yemiş, yarısı kalmış. Son sorumuz, 380 adet mısırın ilk gün 10'da 3'ü, ertesi gün 10'da 7'si satılmıştır. Satılmayan kaç mısır kalmıştır? Önce satılanları bir toplayalım. 10'da 3 ile 10'da 7. Paydayı aynen yazdık, payları topluyoruz. 7, 3 daha 10. Yani 380 adet mısırın 10'da 10'u satılmış. Peki 380'in 10'da 10'u kaçtır? Bence hepiniz buldunuz ama yine de ben çözeyim. Paydaya böleceğim 380'i, sonra payla çarpacağım. Paydamız 10. Kısa yoldan bölelim. Sıfırları silelim. 38'i 1'e bölersek yine 38 olur. Peki
Payım kaç? 10. Bulduğumuz sonucu payla çarpalım. 38 çarpı 10. O da 380 çocuklar. Yani 380 adet mısırın 380 tanesi de satılmış. E geriye kaç kalır? Tabii ki de işte bu kalır. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. 4. sınıf kesirlerle ilgili tüm konuları size tek bir videoda anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.